Hulki Bey siz önümüzdeki döneme dair ne görüyorsunuz? Ekonomik olarak e, itiraz ettiğiniz noktalar da vardı. E, Sefer Hocamızın son evet. değerlendirmesini de duyduk. Buyurun sizi dinleyelim. Vallahi Sefer Hocanın son değerlendirmesi. Hakan Bey de araya girdi. Çok iç açıcı gözükmüyor enflasyon bakımından. Enflasyonun tek haneye düşmesi bakımından pek iç açıcı gözükmüyor. Şimdi demek ki rakamlarla Ilgili biraz daha bilgi vereyim. Ben enflasyon nereden kaynaklanıyor? Kaynağını bileceğiz ki nasıl engellenebilir? Değil mi? Tedavisini yapabilirim. Şimdi 2019 rakamıyla e, bu rakamlar çok farklı. Çeşitli TÜİK'in rakamları başka. Az önce Hasan Hoca'ya gelen bilgi konutlar başkanının verdiği ihtiyaç başka. Ben size şimdi gerçek bazı rakamları söyleyeceğim. O rakamlarla da kıyaslayalım. Şimdi bakın talep konutlara talep var fiyatlar artıyor dendi. 2019 yılında Türkiye'de satılamayan konut stokuna kadar satılamayan satılamayan konutlar var mı? Kaç? 2019. 19. Yani bir sene önce diyelim. Yani pandemi yani iki bir sene önce. Satılamayan, pandemi döneminde zaten hiç satılamadı. Millet konut alma derdine düşmedi ki can derdine düştü. Şimdi pandeminin hemen öncesi satılamayan konut miktarı, konut stoku 2 milyon diyor. Rakam 2 milyon tane, 2 milyon konut satılamamış. Müşteri bekliyor. Yani efendim yok bu müteahhitler için biz talep ettik. Koştuk koştuk hepimiz yalvardık. Bize bina, ev, daire, konut, villa sat dedik. Efendim müşteri arttığı için fiyat arttı. Böyle bir şey yok. 2019 rakamı 2 milyon adet satılamayan, elde bekleyen, satılamayan konut varmış. Şimdi bu çok eleştirilen, başka bir yere bakıyorum. TÜİK'e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına bakıyorum şimdi. Önümde bilgisayar açık. Hani 400, Hasan Hocam kaçtı size gelen rakam? Konut ihtiyacı 460 bin mi? 480 bin miydi? Yıllık 750 bin ihtiyaç. 800 bin diyelim. Yıllık 800 bin ihtiyaç varmış. Şimdi TÜİK'in konut satış istatistikleri Aralık 2020 tarihi itibariyle önümde. Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin küsür. 1,5 milyon diyelim. 1,5 milyon konut satışı gerçekleşmiş. TÜİK'in resmi rakamları. 1,5 milyon konut satılmış. Şimdi e, neymiş bunlar? Baş, sadece başlıklarını vereceğim. Hı -hı. 2020 yılının sadece bir ayında, o da Aralık ayı, 105.981. Yani 106 bin konut satılmış. Bir ayda 106 bin konut satılmış. Devam ediyorum. İpotekli satışlar falan filan onları geçiyorum. Yeni konutlar değil onların içerisinde e, el değiştirenler de var. Yeni girmesi gereken 750. Bin. Söyleyeceğim. Tamam. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim burada var. Konut satışlarında 36.898 konut 37 bin diyelim. 37 bin konut ilk defa satılmış. İkinci el konut satışları 70.000 olmuş. Bakın bunların ayrıntıları var. Geçiyorum ayrıntıları. 2020 yılında yabancılara 41 bin konut satılmış. Ortalama söylüyorum düz hesap yaparak. Yabancıların yabancıların konut alımında en çok satış mesela neresi yap kim almıştır hangi ülke almıştır Melik hep kamuoyunda tartışılıyor ya Katarlılar mı aldı Kuvvetler mi aldı diyoruz kim İngilizlerdir Iraklılar mı İngilizler mi? hayır Almanlar TÜİK'in rakamları ülke uyruklarına göre 2020 yılında en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı diyor. Yaklaştım TÜİK. ama orak dedim. Sınır yaklaştı. Çok Ama değil. Messi dediniz ya Ronaldo'ya yaklaşmış olmuyoruz. <laughs> ha, yani Fatih Terim deyince Evet Ben ha, okumuştum olmuyor. da aklımda yanlış kalmış. Bu yaklaşmayla olmuyor çok ama. Çok ilginç bir haber olarak okumuştum. Tebrik benim. ederim. Şimdi İkinci düşün, sıradaki ha, bu, belli. Bu kadar. Bu Şimdi bu rakamla. İkinci sırayı merak ettim. <laughs> ne? Yani 2-3 belli mi? Abi, böyle ama. hep bölge... Ülkeleri mi yoksa hani mesela Avrupa'dan falan da var mı? İngiltere var mı o aralarda diye? Yok yani sadece İngiltere mesela Daha çok komşu ülkelerden Vallahi mi alınmış? Söylüyorum. Orada da bizim programın mesesinin tahmini tutuyor. Kim? Bak nasıl gülüyor. Sen niye üstüne alındın gülümsüyorsun ki? Yok. <laughs> 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 tamam. Bana dönüp bak. bakınca tamam. ben de. Üstüme alındım diyorsun. Tamam. <laughs> Beni <Bak>. seviyorsunuz zannettim. <laughs> Birinci sırada İranlar 7189 konut almış. İkinci sırada Irak var, bravo. Ya. Irak var, 3.078 konut almış. Rusya, 62, Afganistan ve Azerbaycan var. Sırayla gidiyor. Ya, İngiltere yok, Katar yok, Kuwait yok. Evet. Bir daha okuyorum. İngiltere, Kalkan. Bir buçuk bir cümle. Var. Aynı. Ee, bir buçuk satırlık bir cümle. TÜİK'in raporu okuyorum. Diyor ki, İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7189 konut satın aldı. İran'ı 6674 konut ile Irak, 3078 konut ile Rusya Federasyonu, 1929 konut ile Afganistan ve 1279 konut ile Azerbaycan izledi. Sıra bu. Ee, İngiltere'nin tablosuna bakıyorum. Var mı İngiltere? Toplamda yabancılara var. 20 var. bin konut yani, evet. satılmış galiba. Var. Tamam. Aşağı yukarı. İngiltere Birleşik Krallık olarak yazılmış. 1126 tane konut. İngilizlere 1126 tane satılmış. Suudi Arabistan'a 679 tane. Amerikalılara 623 tane. Başka ne söyleyeyim? Merak ettiğiniz varsa söyleyeyim. Çinliler almış. 891 konutta Çinliler almış. Almanya Alman vatandaşları ya da Almanya diyor. Alman uyruklar. 1265 adet Irak, İran onları söyledik. Çin e, rakamlar böyle. Evet. Şimdi, Alman vatandaşlarının e, içerisinde şeyler var mı ki acaba hani bizim e, Yok, Türkler yok. Türkler. Yok, Türkler. Türklerin yok. Daha yüksek çıkması. Ha, bir dakika. tabi. Tabii. Çifte vatandaşlığı e, olan Başlık var şöyle. Belki. Olabilir belki. Diyor ki başlık şöyle. Ülke uyruklarına göre diyor. Mesela Alman uyruğuna tabiyetine geçtiyse bizim vatandaşımız belki o da dahildir. Yani Ama çifte çiftte vatandaşlık. Yani. Türk vatandaşı kullanır Türk tamam. Türkiye'de. Yok, o, zaman o zaman çok yok düşük demek. olur. Olabilir. O zaman çok düşük yani 1600. Ama gelen evet. geldi. Temelli gelenlerin de... çoğu geldi. Evet buyurun Hükü Bey. Şimdi tale taleple ilgili bir şey daha söyleyeyim kapatayım kendi açımdan. Şimdi 800 bin civarında dedi ya Hasan Hoca kendisine gelen rakamları. Türkiye'deki konut ihtiyacı. İnsanın konut ihtiyacı nereden kaynaklanır? Bence birinci sırada evliliklerle olur. Tabii. Gençler evleniyor, ana baba evinden ayrılıyor, bağımsız bir ev açıyor. Evliliklerle gelen ihtiyaç, değil mi? Doğru. Peki ne kadar mesela? Ona da baktım, onu da araştırdım siz konuşurken. Yani yıllık evlilik sayısı ne kadar? 2020 yılı rakamları var. 2020 yılı 487.270 evlenen çift sayısı. Yani bunların evlenenlerin hepsi ana babasının evinden ayrılıp biz bağımsız ayrı bir konutta oturacağız derse ortalama 500 bin. 800 bin ihtiyaç var dedi ho hoca. 300 bin. Demek ki bu 300 bin ihtiyaç da işte yatırım gibi ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Yoksa o, onlar çok ihtiyaç sayılmaz. Birinci öncelikli ihtiyaç yeni evlenen, evi olmayan, ilk defa eve çıkacak insanların ihtiyacı ortalama 500 bin. Evlilik sayısı bu. Evi evlilik sayısı aile. mı 500 Peki. bin yoksa evlenenlerin Yok, sayısı mı 500 bin? Aynı yani, şey değil mi ya? Evlenen çiftlerin sayısı. Çiftlerin sayısı. Onu soruyorum. Çift çift. Kaç çift olur? Evlenen çiftlerin sayısı 250 bin. Evlilik olur. Çarpı 2 mi yani? demek istiyorsun? Yok. Evlenen çiftlerin sayısı yani 500 bin yeni aile kurulmuş oluyor. 500 bin yeni aile kuruluyor. 500 bin. Mülki Bey boş, boşananlar da varmış. Boşananlar da bir evde. <laughs> Tabii onlar da geçecek. Boşanan da boşanan da albavulu çık diyor ya hani evden gidince mecburen bir Ona bir ev alıyor. lazım. Ne diyor bir dakika. Al bavulu çık. <laughs> Aile bölüntü bir ev çık. daha lazım. <laughs> 170 bin de boşanan çık. oluyormuş Ülki Bey. Ben karıştı. Peki. Bayansa genelde babasının evine. Valla o rakam. <laughs> Valla o Aile sosyolojisine girdi o konu. Doğru. Ben şimdi burada konut ve enflasyonu konuşuyordum. <laughs> Ona ayrıca konuşuruz evet, aile tamam. sosyolojisine. 500 bizim... bin evlenen, 170 bin boşanan, 670-700 bin zaten 750 bin demiştik. İşte 20-30 bin de yabancılara satıldığını söyledik. Rakam i̇şte çıkıyor rakam aşağı, aşağı yukarı çıkıyor. Bu 170 bin re şey açık resmi açıklar rakam Yok yani bir milyon biraz önce kişi eğleniyor gelen, demek dinliyorum. ki çift belki olduğuna değil, göre belki yanlış çift. ama. Peki ee, ekonomi Yok, başlığını yalnız, kapatıyoruz yalnız. efendim. Ee, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir şey daha söyleyip kapatalım mı? Efendim buyurun tabii buyurun. Bay Kemal e, Bay Kemal konusuna gelmeden bir şey daha söyleyeyim mi enflasyon konusunda buyurun. Şimdi enflasyonda arz dedik talep dedik maliyet dedik enflasyon beklentisi yani psikolojik nedenlerle enflasyonun artması dedik faiz dedik maliyet enflasyonunun dört tane yani bunların başlıklarını saydık ama bu başlıklardan bir tanesi maliyet enflasyonu. Bu maliyet enflasyonunun kendi içinde de dört tane neden var. Bunlardan bir tanesi de faizlerin yüksek olması Erdoğan'ın söylediği, Cumhurbaşkanı söyledi Şimdi yalnız üzerinde durulmayan ya da durulmak istenmeyen başka bir faktör şu. Hep konut deyince özel sektör, gıda deyince özel sektör, o bu şu deyince hep özel sektör zam yapıyormuş gibi. 1 Ocak'tan itibaren devlet yaptı. Enflasyona devlet de zam yaparak neden oldu? Enflasyona, enflasyonun üzerine benzinle gitmiş oldu. Ya pasaport alırken niye zam yapar devlet? Paraya ihtiyacı var çünkü. Trafik cezasına niye zam yapar? Devletin bütün e, harçlarına, vergilerine, e, bir dakika şunu da sabrınıza sığınarak bir şey göstereceğim, okuyacağım bir dakika. Trafik cezalarına her sene bir sayfa açılıyor. Zam gelir zaten değil mi? <laughs> Ya ama Bak, özel sektör yapmıyor mu? Şey, bakın Ulki ve e, bizim, şu başlıkları okuyayım mı? Hayır yok e, bizim Okuma Dünya diyorsun, Gazetesi'nin tamam. yazarı Sadio Özdemir yani iyi bir ekonomi gazetecisidir Hı. hakikaten öyle. Senden iyi Diyor diyorsun. ki e, ha, evet ya bu konutta diyor evlenen hakikaten boşanan ve artı öğrenci hareketi yani üç tane temel belirleyicisi var. Öğrencileri de katın diyor. Öğrenciler ev satın almıyor ama hayır, ev hayır. ihtiyacı ayrı. Ha ev ihtiyacı ha, ama kiralıyor. Kira kira, kira tamam gibi. parası olan da tasarruf olarak oraya yöneliyor, ev alıyor, kiraya veriyor. Benim söyleyeceğim de şuydu. Evet. Benim açımdan son cümle bu konuda. Buyurun. Şimdi devletin de enflasyona, enflasyondan yakınan devlet enflasyona neden oluyor aynı zamanda? Biz devlete yani bütün millet vergi ödüyor. Bu vergilerle devlet ne yapıyor? Memur maaşlarını ödüyor, savunma harcamalarını yapıyor, değil mi? <laughs> yol yapıyor. Melik'in dediği gibi yol köprü onları geçelim. Çünkü yoldan geçen köprüden geçen parasını ödüyor zaten. Onu geçelim. Şimdi bakın devletin aldığı vergiler. Gelir vergileri ayrıntılarına saymıyor, ayrıntılarına girmiyorum. Kurumlar vergisi, mülkiyet üzerinden alınan vergiler, veraset ve intikal, intikal, motorlu taşıtlar vergisi, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri, Özel tüketim vergisi, petrol, doğalgaz ürünlerinden, motorlu taşıtlardan, alkollü içkilerden. Söyle zararlı değil mi alkol? Evet. A alkollü içkilerden. Başak Hanım şimdi girecek tamam. araya. Yok sen de söyle. sayılıyor canım. Olsun Başak ya. Hanım gidiyor ee, araya. Tamam. <laughs> tamam. Alkol <laughs> sağlığa <bravo>. zararlıdır. <laughs> e, tütün mamullerinden. Bak o da zararlı. Tütün sağlığa zararlıdır. Ama bak zararlıdır. ne görüyoruz? Bütün bravo. bu zararlı şeylerden devlet vergi alıyor. De devlet vergi alıyor bunlardan. Evet. Peki e, bunlardan. Kolalı gazozlardan dayanıklı tüketim ve diğer mallardan banka ve sigorta muamelelerinden şans oyunlarından özel iletişim vergisi alınıyor. Gümrük vergisi, ek mali yükümlülük vergisi, dış ticaret vergisi, damga vergisi, harçlar, yargı harçları, ticaret sicil harçları. Bunların hepsi vergi. Noter harçları, tapu harçları, pasaport konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, avcılık belgesine alınan harçlar, trafik harçları, yurt dışı çıkış, eğitime katkı payı, özel güvenlik harçları, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri devletin, mal satış gelirleri, banka çekleri, mal hizmet satışları, avukatlık vekalet ücreti gelirleri, hizmet gelirleri, Rütük lisans ücreti, rütük yayın ücreti, iletişim araçları, ruhsatları ya neredeyse milyonlarca bunların hepsinden vergi alınıyor ya. Var. Yani Jean-Jacques Rousseau ne demişti? İnsanlar özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur dediği zaman biz onu sadece liberal özgürlük, düşüncelerimizi ya da siyasi olarak zincire vurulmuş gibi algılıyorduk. Ya bütün dünyada insanlar Türkiye'de dahil olmak üzere vergiler altında zincire vurulmuş. Jean-Jacques Rousseau ne kadar vergi ödüyordu bilmiyorum. Pek Ama ödemiyordu. Adam demiş ya özgür doğuyoruz. Nasıl? Pek ödemiyordu. Ödemiyor muydu? Genelde böyle biraz vergi kaç terkeş bir hayatı var. Bir de burjuva bir aileden o. Yani genelde e, şey evet. E, evlenip evlendiği kadınların e, parasıyla falan geçinen birisiydi. Veyahut da parasız kalınca e zaten, Maka, makale yarışmalarına vay, ya. Ama dediği ödül alan falan filan. Değişik bir tipti yani Cancak Rus'u. O, 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 yani o zaman Cancak Rus'u bak Melekciğim. Can, Yok, yok arkasından, konuşmadım. bak. Bak. Kendi <laughs> kitabı Jean var. diye kitabı var ya. Buyurun. buyurun. Jean-Jacques Rousseau demek ki al bavulu al bavulunu git demiyormuş. Ne diyormuş Jean-Jacques Rousseau? Bak Hasan Hoca'nın dediğine. Ben bavulumu aldım sana geliyorum diyormuş abi herkese. Vergi orada ne diyormuş? Şimdi abi 4 kere evlenip boşanıp 5 kere nafaka ödeyenler var. Tamam. Şimdi Türkiye Yani Jean-Jacques ya alkışlıyorum. Türkiye'deki enflasyonun nedenini buldu. Jean-Jacques Rousseau. Peki. Evet böylelikle ekonomiyi başlığını kapatmış olalım efendim. Evet.